Programı açarken tarafsız bir açış konuşması yapmadı. Yani işinize karışmak gibi olmasın ama peşin kabulle programı başlatmanız tarafsızlığı zedeledi. Ne dediniz? Acılar yaşandı. Acılar, büyük acı dediniz, acıyı hafifletmek dediniz ve başka bir şey daha söylediniz. 13 bin kayıp dediniz. Siz bu rakamı nereden öğrendiniz? Resmi rakamlar öyle değil midir? Öyle değildir. Evet. Öyle midir? Öyledir. Hiç öyle değil. Azdır. Bakın. Yani öyle değilse azdır. Ayşe'ye göre 100 bin değişiyor. Yani. Yok değil, onu da konuşuruz. Tunceli gördüm. Nüfusu 107 bin, ölü 100 bin. Ama şimdi, Tunceli nüfusundan bahsetmiyoruz. Bir bölgeden bana, bahsetmiyor bakın. Muyuz? Şimdi 13 bin kayıp dediniz ve bu tartışmalı konuyu peşin hükümle başladığınız zaman, algıları yönlendirerek başladığınız zaman burada ciddi bir sıkıntı var. İsterseniz bu 13 bin meselesinden başlayabiliriz. Ne olduğuya gelebiliriz. Daha da olabilir, düzgün tabii. Gitmiş oluruz. Olabilir. Evet, daha da düzgün olur. Devletin şimdi ders... Siz farklı bir pencereden bakıyorsunuz. Ayşe Hanım da 13 binin üzerinde diyor. Ama ben onun acı yaşandığını düşünüyorum. Sizin programın sunucusu olarak... Bunu peşin kabul, peşin hüküm şeklinde ortaya, tarihsel gerçeklik olarak ortaya koymanız... Öyle bir şey olsaydı Sinan ortaya Bey, koymanız, ben şimdi sizi tartışmak istemiyorum hayır. Da... Çünkü neden 13 bin dediniz? Konuk niye dayanarak? Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi canım. Yani belli yani çok gizli saklı bir şey değil. Öyle bir tamam siz kendi rakamınızı söyleyin. Ben şeyi söyleyeyim. Tamam. Öyle bir algı yaratmak gibi bir niyetimiz olsaydı siz burada olmazdınız. O algı hemen oluştu bende ve izleyicilerde. Siz de oluşturduysan bravo bana yani. Neyse bakın 13 bin rakamı nereden çıktı? Altan Bey'in dediği gibi bakalım 13 bin rakamı nereden çıktı? Eskiden yoktu çünkü 13 bin rakamı. Ne zamandan beri var bakın. Ne zamanlar? 14 Ağustos 2010 tarihinden beri 13 bin rakamı ortalarda dolaşmaya başladı. 13 binden de birazcık daha fazla. Bir daha alabilir miyim? 14 Ağustos 2010 tarihinden beri 13 bin rakamını kullanır olduk. Ayşe Hanım'ın da yazısında gördüm. Başka yazarların da yazılarında gördüm. 13 bin artık kabullenilmiş, kabul edilmiş, tarihsel gerçeklik şeklinde aktarılıyor. Nasıl oldu bu peki? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2010 tarihinde, alıntıdan okuyacağım burada. CHP'nin 1937-38 Dersim harekatında şöyle diyor Başbakan Erdoğan, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söylenir diyor. Bakın henüz burada 13 bin rakamı yok. Evet. Şimdi geliyoruz 13 bin rakamına. 23 Kasım 2011 tarihine geliyoruz. 23 Kasım 2011, bunu da not edin lütfen. 23 Kasım 2011 tarihinde Sayın Başbakan Erdoğan meclis kürsüsünden elinde bir belge sallandırıyor. Gazeteciler fotoğrafını çekiyorlar belgenin. Ama fotoğraf flu çıkıyor. Az sonra o belgeyi de paylaşacağım izleyicilerle. O belgedeki rakam şu. 13.806 kişinin öldürüldüğü diyor bu belgede yazılı. Şimdi devletin Dersim arşivi açılmadı deniyor. Fakat devletin Dersim arşivi aslında açık. Yani devletin Dersim arşivi öylesine açık ki bakın elimizde kamera yaklaşabilirse. Gösterin kameraya. Bakın devletin Dersim arşivi Serap Yeşiltuna'nın son zamanlarda çıkan önemli bir çalışmasıdır. Bu burada yorum vardır. Ön sözde anlatılır. Belgelerin yorumu vardır ama sadece belge paylaşılmıştır. Kitabın tamamında. Belgelerin çoğu özgündür. 1972 yılında Genelkurmay'ın açıkladığı belgeler de vardır içinde fakat hani o açılmadı dediğimiz, hani arşivler açılsın dediğimiz belgelerin çoğu buradadır. Ve bu devletin Dersim arşivine giren, devletin Dersim arşivini inceleyen, başta Serap Yeşiltun olmak üzere başka araştırmacılar şunu tespit ettiler. Bakın buna cevap verilmesi gerekir. Yani 13 bin rakamını ortaya atanların, başta şimdiki Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve daha sonra bunu yazanların kitaplarında buna cevap vermeleri gerekir. Şimdi bu rakamı, bu belgeyi karşılıklı şeyle yapalım da konuşalım Dersim, da. Dersim arşivinde, şunu bana söyler misiniz? Dersim bir kişi bile önemlidir ama önemlidir. Ne olur sorumu da fakat soru sormama izin verin. Tarihçilikte Ayşe Hanım şunu da bilir ki tek bir belgeye dayanarak bir test kuramazsınız. Sizdeki belgelere göre bendeki belgelere geleceğim fakat bendeki belgelere gelmeden önce bu belgeyle ilgili birkaç şey okumak istiyorum size bakın. Söyleyin tamam. Şimdi bu belgelerin tasnif edildiği klasörler var arşive gittiğiniz zaman. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivine gittiğiniz zaman kataloglar var. Şimdi belge 11 ikinci teşrim 1939 yani 11 Kasım 1939 tarihli 1936, 37, 38, 39 yıllar arasında yapılan tüm harekatlarda ölü ele geçirilen eşkıya sayısı olarak başbakanın gösterdiği bu belgedeki rakamı görüyoruz. Hakikaten böyle bir belge görüyoruz arşivde. Fakat aynı klasör içinde arşivlenmiş diğer belgelerin tarihi bu belgenin tarihiyle uyuşmuyor.
İkincisi, önceki sayfada gelen belgeler 1918'in Kasım ayına ait. Sonra gelen belgeler ise 1938 Kasım'ından geri dönen belgeler. Fakat bu belge 1938 yılının arasına klasöre sonradan sokuşturulmuş, yerleştirilmiş bir belge. Sonradan belge, konulmuş bir belge. Evet, bu belge. Yani başbakanın söylediği belge. Aynen öyle. Bu belge son derece şüpheli bir belge. Yalnız sadece bu belgeye dayanarak gibi olmasın. Ben şimdi Sinan Bey'in tezini hala anlayamadım. Yani 13.800'den fazla mı? Hayır, az mı? Şunu değil. Çok son derece daha da az. Net daha konuşur, da az. Daha ne kadar? Az. Kaç, ama kaç? Önce şunu sorgulayalım. Farz edin ki 500 kişi. Yani bu meşhur bir şey. Rakamı ya, konuşacağız. Rakam ne? Onu bile bir söylese iyi olur. 1937-38 Dersim Harekatı'ndaki toplam kayıp sayısı 1972 yılında hazırlanan, Genelkurmay'ın hazırlamış olduğu kaynakta çok net bir şekilde veriliyor. 3800 küsur kişilik bir kayıptan bahsediliyor. Ve bu kayıplar verilirken bakın nasıl bir yöntem izlenmiş. Askeri harekat yapıldığı sırada Dersim bölgesinde 37 ve 38'de neredeyse gün gün raporlar geliyor Genelkurmay'a. Yani daha az rütbedeki subaylar, komutanlar Ankara'da Genelkurmay'a sürekli raporlar, sürekli yazılar gönderiyorlar. Genelkurmay kaynağına baktığınız zaman 1972 tarihi Reşit Haldun'un hazırlamış olduğu hepimizde vardır ya da en azından tarihçilerde vardır. Toparlarsanız daha hızlı ilerlemek adına. Bakın evet. Oraya baktığınız zaman gün gün işte bugün 50 kişi kayıp eşkıya öldürüldü diyor. İşte 100 kişi. Hatta de var. Hatta 200-300 kişi. Sinan Bey beni dinleyin ama arada. Siz devlet arşivlerinin evet. Tamamının açıldığını mı söylüyorsunuz? Hayır, tamamı açıldı demiyorum fakat çok ciddi malzeme var elimizde diyorum. Tamam yani, peki. Fakat tamam. Burada şöyle bir yani sonuç yani malzeme bağladığınız de sonuç zaman, nedir? Bağladığınız yer hani sonuçtur. Kayıp rakamı 13 bin değil. Onu ne kadar daha azdır? Ne kadardır? Birinci Dersim Harekatı'nda 265 kayıp vardır. Evet. İkinci Dersim Harekatı'nda ise bütün belgeleri ortaya koyduğumuz zaman 1500 ile 3000 arasında bir kayıp vardır. Evet. 38'deki Dersim peki, Harekatı'nda. Peki siz eşkıya... Bakın katliam, bu kayıplar bir şey ifade etmez demek mıdır, istemiyorum. İsyan mıdır Sinan Bey? Bu bir katliam onu, mıdır, isyan onu mıdır? Ayrıca konuşacağız. Peki rakamla bir virgül koyalım. Bu bir katliam mıdır, isyan mıdır sorusu da... Sorunlu bir soru. Yine kusura bakmayın. Ya bu siz bugün benim sorduğum her soruyu soruyorsunuz. Yine kusura bakmayın. Çünkü valla bazı şeylerden kusura bakacağız da. Ama ne olmuş? Yani bu bir katliam mıdır dediğiniz zaman şimdi birazdan ya bazı belgeler açıklayacağız. Ben ve sorarım. Böyle katliam olmadığını herkes görecek zaten. Evet. Sinan Bey, burada iki tane farklı görüş var. O yüzden buradasınız. Tabii, ben sorularımı sorarım. Lütfen sorularımı eleştirmeyin. Yanıt verin. Çok rica edeceğim. Çünkü algı oluşuyor. Algı ben algı yaratmıyorum. Ben şu anda bir algı oluşturuyorsam. Tartışıyoruz işte, hep birlikte konuşuyoruz. Siz de dersiniz evet. Ki böyle olmaz. Hayır, bunun cevabı budur yani, dersiniz. 13 bin değil de 1500 ile 3000 arası bir kayıp söz konusudur. Ya, niye yuvarlak şimdi, rakamdan bahsediyoruz? Ya, burada sizinle konuşacak Ayşe Hanım'ın, tarihçiler var. Bakın Ayşe Hanım'ın var. İfade ettiği gibi bazı yerlerde 200-300 diyor. Bazı yerlerde hepsi diyor imha evet. Dönemi dolayısıyla rakam olarak. Ben biraz reklamlara gireyim de Şeyh Sait olayından ne kadar kayıplar. Şeyh Sait olayıyla ilgili ayrıca konuşuruz. Daha sonra konuşuruz peki. Ne kadar hazırlık işinde bende de rakamlar var. Ona birazdan gireriz. Bir saniye. Evet, evet. Buyurun Ayşe Hanım, siz şöyle ne dersiniz? Bir adım geriden başlayarak söyleyeceğim. Hani politikacıların bu olayı niye açmaya çalıştığı, amaçlarının ne olduğu konusunda görüşler dinledik ve katılıyorum onlara. Evet, ama peki. Oradan şimdi başka bir yere geldik. Ama he? Önemli o, bence bunu söylememiz lazım. Bu olayın Dersim meselesinin konuşulmasını isteyenler mağdurların soyundan gelenler, mağdur grupları istiyorlar. Yıllarca bunu talep ettiler. Bugüne kadar bir türlü şey olmadı, aktör uygun olmadı, talep eden olmadı, CHP'nin başındaki kişi uygun olmadı. Şudur budur. Evet. Yani bu olayı o gözle değil de mağdurların gözüyle bakarak ve insan hakları alanında çalışan uzmanların talepleri olarak bakarsak belki rahatlarız. Yani evet. Bunu CHP ile AKP arasında bir siyasi çatışmanın dışına çıkarmazsak yanlış yerlere gideriz. Peki. Sayılardan madem açıldı, aslında tabii Sinan Bey de biliyor, sayılar hiç önemli değil. Yani Srebrenica'da 7000 Boşnak erkeğinin öldürülmesi soykırım tanımına girmiştir. Ama ne diyeyim size, Hindistan'da İngilizler tarafından 500 bin Hintlinin öldürülmesi soykırıma girmemiştir. Çünkü tanım icabı onun adı başka bir şey. Kamboçya'da 2 milyon kişi öldürülmüştür, soykırıma girmemiştir. Politik bir olay diye. Ne bileyim, Avustralya'da aborjinlerin çocuklarının beyaz ailelere evlatlık verilmesi soykırım tanımına girmiştir. Yani bu konuda böyle ne sayı ne olayın büyüklüğü küçüklüğü
belirleyici değildir. Peki, yani bazı bunu unutmayalım. Sayın Erdoğan'ın açıkladığı bir daha bir dakika. Sayın Erdoğan'ın açıkladığı belgenin araya sıkıştırıldığını, sonradan eklendiğini. Şimdi yani şüphelidir. Şüpheli. Tektir çünkü. Tektir. Tektir ve şüphelidir evet. Diyor. Şimdi ve şu tasnif var. Kurallarına uymamaktadır. Pardon, olabilir tasnif ama o kadar o tasnif evet. Kuralları esas alırsak Ayasofya'nın müze oluşuna dair belgelerin şey, zaten hepsini tartışmak biliyorsunuz lazım. Ne kadar kurallara evet. Uymadığını biz ona diyoruz ki ha olur evet. O dönemde öyle şeyler diyoruz. Şimdi bu sayılar meselesinde ben Sinan Bey'in yazısında bir yazısında hatırlıyorum. O da benim bir şeyimi eleştirecek herhalde. Onu da yıllar önce yazdığım bir yazıdaki bir rakamı Aynen, söylediniz. Ben az önce söyledim zaten. Yani, şimdi evet. Siz 1935 sayımları ve 1940 sayımlarından kalkarak evet. İki rakam birbirinden mahsuplaşarak bir sonuca varmışsınız. Ben onu çok biraz garipsedim. Çünkü 1935 yılı sayımı yapıldığında evet. Eylül ayında değil mi? Eylül'dü. O sırada Tunceli vilayeti diye bir vilayet yoktu ortada. Ama, evet ama çok basit. Ben onu dipnotta da ver. Benim hatam Tunceli'ye daha sonra bağlanan çıkardı, illerin ilçelerinin sayılan. Sayıldı evet, diyorsunuz. Tabii Tunceli yoktu. Bir o. Doğrudur. İkincisi 1940 sayımı. Fakat sayı bellidir. 107 bindir. Yani o ilçeleri, illeri saydığımız ki, zaman. Doğrudur. Evet. Ama 1935'in 37'nin sonunda çıkarılmış iki tane kanun var. Bir tane 38'de bir de daha önceden 36'da çıkarılmış. Evet. Sanıyorum 2887 sayılı kanunla Dersim bölgesinde şu veya bu nedenle nüfusa kaydolmamış kişilerin kaydolması için fırsat verilmiş. 1936, 37, 38'de bitiyor kanun. 38'de uzatılmış bir 40'a kadar Dersim bölgesinde 11 bin kadar kişi tekrar nüfusa kaydolmuş. Yani o 1940'taki rakam evet. Muhtemelen o kayıtlarla şişirildi. O bile olmayabilir çünkü 1940 sayımının nasıl yapıldığını bilmiyorum. Peki şu rakamlardan bir çıkalım. Bir yani orada yaşayan ama bak sayılar oradan tamam, çıkıyor. Sayılar oradan. 45'te de tekrar düşüyor rakamlar. Hemen. Yani oralardan kalkarak. Hayır başka yerlerden kalkıyorum bakın. Nüfus sayımı yapılmaz. Başka yerlerden arşivden kalkıyoruz. Yani genelkurmay siz onun makalelerinizi yazdınız. Ama nüfus istatistikleri de önemli tabii. Olayın kendisini konuşmaya başlayalım mı? Ama katıldığın boyutu var eleştirinin. Sinan Bey, o değil mi? Yani nüfus konuşalım. Oradan hareket etmemek lazım. Zaten benim verdiğim rakam da nüfus sonuçlarında işte oradan çıkan istatistik 2000-3000 arasıdır. Sonra ayrıca artış oranları, evet. Nüfus artış oranlarını hiç göze almadan bunlar bu yapılan bir şey. 1980'lere kadar bizim bölgemizde birçok aile çocuklarını kaydetmiyorlardı. Yani bırakın tabii, hayır, nüfus istatistikleri tek başına bir şey ifade etmez. Sonra...